Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye, Rusya'nın kaybettiğini almak istiyor diyerek bir analiz yayınladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Semerkant'ta görüşmesine dair uluslararası basında önemli haberler çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Erdoğan bugünü itibariyle Semerkant'ta kritik görüşmelere imza attı diyerek bir başlıkta haber yayınlandı. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştü. Söz konusu bu görüşmeler dünya basınında geniş yer bulurken El Cezire'den görüşme öncesinde dikkat çeken bir Türkiye analizi yapıldı. Yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi. İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun Moskova'nın etkisinin azaltılması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor ifadesi kullanıldı. Anavatan Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya Devleti ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyerek Kiev'e destek verdiğini vurgu yapılan bu yazıda bu durum için şu değerlendirme yapıldı. Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde Türkiye'nin Rusya Devleti ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesidir ifadesi kullanıldı. Ayrıca bu görüşmeye ilişkin Erdoğan, Putin, Avrasya Güvenlik Toplantısı Batı'ya sinyal verecek başlığıyla beraber okullarına taşıdı. Haberde üst düzey Türk yetkilinin şu sözlerde yer verildi. Bu konu Putin'le görüşme olacaktır. Çünkü bu savaşın sona ermesinde Rusya Devleti ile Türkiye'nin oynadığı rol, sonrasındaki ortak çalışmalar ortada. Haberde Türk yetkilinin Türkiye her anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir dediğinin de altı çizildi. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.